Görün şefim. O zaman ben eme geçiyorum. Burada bir folyo, molyo görüyorum ya. Güzide, yemek ismi nedir? Bu maç bizim. Maç başında koltukta otururken atıştırılabilecek bir yemek yaptım size. Çikolata soslu tavuk ve nohut cipsi. Maç bizim. Maç bizim. İsmi bu. Evet. Ya sen bir restoranda varsa menüda böyle bir maç bizim böyle bir evet, maç tavuklu günlerinde, çikolata. Maç günlerinde çıkartabilirim. Tamam. O zaman bunu nasıl yiyeceğim? Yani kaşıkla mı? Tavuğu öyle elle yiyebilirsiniz diye yaptım. Cipsi de elle tadına bakabilirsiniz isterseniz. Tamam. Bunu sos içinde ne var? Çikolata sosunun içinde portakal suyu, portakal kabuğu, çikolata, közlenmiş biber var ve baharatlar. Tamam, hadi bir bakayım o zaman. Bakalım. Nohutları da bakalım. Beklemeden tadını aldım bugün ya. Bravo. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Yekaterina, senin tatlımen şey mi oluyor? Yani üstündeki butter krema tarzı bir krema tabii ki ama yani... Tarzı gibi ya. Tarzı gibi çünkü soğuk yani sıcak üstüne koymak zorunda kaldım. Bir de pudra şekeri kullanamadım. Yani çektim onu iyice ama tamamını yeremedim. Bu bildiğim cupcake yaptı. Hayır, bildiğin cupcake değil. Ben cupcake içinde... Cupcake zaten kek olarak yapmadım. Pandispanya yaptım. Pandispanya. Pandispanya. İçinde pirinci un haline getirdim. Ve böyle muhallebimsi bir sos hazırladım, içine doldurdum. Üstüne batı krema tarzında acı biberli bir çikolata sos hazırladım. Daha önce hiç pişirdin yok, mi? Yok, bir şey yapmadım ama... Senin tatlı ismi nedir? Portakal rüyası olsun. Portakal rüyası. Aha, olsun böyle olsun. Tamam, hadi bakalım. Pişmiş mi öncelikle bakalım? Gayet pişmiş bence. Pişmiş. Şey yok. Yoktu bizim vanilya ve kabartma tozu kullanmadan onu böyle bu şekilde kabartabildim. Onu size de söylemek istiyorum. Vallahi. Katerina bravo. Afiyet olsun yani sizin takdiriniz benim için çok önemli. Bravo gerçekten. Hatta çok büyük bir risk aldı kendini. Risk alın demişsiniz ben risk aldıysam böyle risk alırım. Eğer böldüm sen beni şaşırtıyorsun. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Şefim bu sefer tebrik edin artık beni. Ne tebrik edeyim abi? Sana şef dedi ya bir tane tabak tamam. İstiyoruz. Sen iki tane tabak yaptın. Şansımı? Şansını. Sen şansını dene. Faruk Batuhan, ismi evet, nedir? Şöyle diyebilirim. Bonfile dolgulu tavuk sarma altında salça sosu. Hadi bakalım mı? Bakalım şef. İsmi sevmedi. İsmi bulamadı ha. Sizle konuşmuştuk ya, biz hakikaten isim bulmakta çok zorlanıyoruz şef. Biliyor musun niye? Genel olarak evet. Niye bilmiyorum. Ben sana sorayım. Buradan çıkması gerek Faruk Batuhan. Buradan değil, buradan. Gönülden. Tabii ki de hissetmesi gerekir. Öyle. Bu yemek senden bir parça sorması gerekir. Öyle göre sana bir ismi çıkar yani. Burada evet, nedir? Böyle biraz kalın bir tül yaptım. Altıyı çok sevdiğim için altı şeklinde yaptım. Altı rakamı, ben o rakamı. Faruk Batuhan, ellerine sağlık. Teşekkürler şef. Abi şu an modum düştü ya. Evet. Vallahi modum düştü. Rifat, senin yemek ismi nedir? Benim yemek ismim çikolatalı, acı, tatlı, et. Et. İyi pişmiş. Ama bunu tam birleştiremediniz. Bilmiyorum. Yani sen birleştirdin mi?
Birleştirmenin imkanım olsa eti tek başına verip bunu ara sıcak olarak veririm. İçinde hepsi mi böyle kaldı? İçinde un olmadığı için evet. Ben bunu çok yumuşak tuttum hamurunu. Hani un olmadığı için. E nohut yok mu? Nohut. Nohutun kullandı mı? Hayır. Nohutun kendisi. Keşke biraz daha nohut kullansaydı. Nohutun yok malzemelerde şey. Nohut kullandım. Nohutu püre yaptım. Evet. Ama bilerek yani ben böyle yaptım. Ama sıvı daha sıvı yaptım yani. Dondurup öyle kızarttım. Katılıyorum. İkisi de lezzetli. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim şef. Sağ olun. Vallahi çok teşekkür ederim. Şaşırdınız beni. Ne bu? Sunum hiç istediğim gibi, planladığım gibi olmadı. Yaratıcılık mı? Çok üzgünüm. He? Köz biberli domates sos yaptım. Aslında onun üstüne dökecektim. Yani et kızartmayla pilav ne zamandır yaratıcı oldu? Yemeğin adı ne? Köz biberli domates soslu biftek ya da bonfile tabağı. Biftek ya da bonfile tabağı. Kullandığın etin ne olduğunu biliyor musun sen? Bonfile. Kafa mı buluyorsun içinde? Hayır şefim. Olur mu öyle şey? Hoş geldin. Hoş geldiniz şefim. Bu yemeğin ismi Porto değil. Neden Porto değil? Portakal portakal soslu olduğu için, yani portakallı olduğu için bu çorba ve dille uyumundan dolayı Porto değil yaptım. Bunu da şefim içinde yenilebilir şey var. Onu özellikle hesap yaptım. Ne var? Bu kabuk ya, portakal kabuğunun aynı zamanda şeyleri, postosu onu. Bunda ne var? Altın mı koydun? Yerim şefim yani. Ziyan olmasın. Yer misin? Vallahi yerim. Aç ağzını. Ama kabuğunu değil, içini yerim. Tamam da benim yemeyeceğim şeyi niye koydun? Yok şefim, o içi yeniyor. Ona dokunmadım bile. Sadece... Ben buraya koyulan her şeyi... Yerim. ...yensin diyor musun? Yani tabii yenmesi gerekir. Yaklaş. Ama kabuğundan hariç... Yaklaş. Bir... Oğlum yaklaş. Şifa olsun. Sakın ben gittiğimde ağzından falan çıkarayım deme, yandan bakıyorlar. Oh, canımı değsin. Suna sana ne oluyor? Vitamin. Bütün kabuğundaymış vitamin. Tavuklu burrito yapmaya çalıştım. Tam Meksika usulü işte, içinde çikolatası falan da var. Çikolata sosu, nohutla birlikte birleştirdim. Normalde onlar siyah fasulyeyle yapıyor ama nohutla yapılanı da gördüm. Ama bakmayacaksınız galiba. Bakacak mısınız? Ekmeğin de belki biraz şey olmuştur. Teşekkürler. Kaldım ama ya. Ne güzel anlatıyordum. Hangisi Mustafa? Bunu tadın şefim. Tabii biraz kızarmamış ama. Ne olmamış? Daha kenarda daha kızarma olması lazımdı aslında. Pişmiş mi? Yani içi çiğ. Yani zaten yüpteteki içi çiğ oluyor. Çiğ? Aynen. Bana mı öneriyorsun çiğ olan? Siz tatmak isterseniz şefim. Ama bu pişmiş de var istiyorsanız. Fırında takoz bonfile yaptım şefim. Üzerinde sashimi sos var. Tabii nohutlu bir sashimi sos bu. Değişik. Sen çok ısrar ettin ya. Ben denemenizi isterim açıkçası.
İstiyor musun? Geleyim mi? Tabii ki de. Ne oldu? Bana bakıldı. Ne bu yemeğin adı? Şef, bonfile tataki yaptım ben. Ha? Bonfile tataki. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. İlk yemeğini merakla bekliyoruz. Evet. Ne yaptın bize? Nohut, karamelize soğan ve maydanozla sütle beraber bir püre yaptım. Ötekine de bir şaşlık marinasyonu uyguladım. Portakallı. Şaşlık marinasyonu. Evet. Bunun içine ne vardı? Onun içinde maydanoz, karamelize soğan, süt, tereyağı, portakal suyu da var içinde çok. Eti nasıl? Teşekkürler. Afiyet olsun. Migiri şefim. Master şefim M'si. Normalde neyle tutturuyorsun? Normalde kullandığımız pirincin nişasta oranı yüksek olduğu için bir şeyle tutturmuyoruz. Sadece sirke koyuyoruz içine. Ben sirkeyi de normal yoldan yaptım. Yani şeker, tuz ve bir taşım kaynama. Sonra aldım hemen. Teşekkürler. Afiyet olsun. Ne yaptın bize Murat? Şef, ben kavurmalı nohutlu pilav yaptım. Yaratıcılık kısmı nerede? Ya şef, o karar verdikten sonra ondan sonra düşünemedim. Dedim ki bildiğimi yapayım dedim bari. Çünkü başta karar verdiğim zaman bunları koşullanmıştım kafamda. Ondan sonra siz deyince yaratıcılık falan olsun. Düşünemedim o esnada. Düşünemeyince ben de mecbur bildiğimi yapmak istedim. Boş tabak vermektense bildiğimi yaparım veririm dedim. Biz bayağı başına dedik canım yaratıcılık. Sizden yaratıcı bir tabak istiyoruz dedim. Tamam şef, siz dediğiniz zaman işte ben kilitlenmiştim oraya yani. O malzemelerin hepsini görünce dedim ki kesin dedim istediğimiz bir şey yaptıracaklar bize. Ondan sonra da aklıma bir şey gelmedi işin açıkçası. Gelseydi daha farklı bir şey de yapabilirdim. Olabilirdi de zaten. Teşekkürler. Afiyet olsun. Suna, sende ne var? Bende bir portakallı kış bonfilesi var. Neden kış bonfilesi? Çünkü kış meyvesi olduğu için onu tarçınla birleştirdim. Yumurtan nerede? Yumurtam hamurumun içinde ve üstünde. Biberim sosta, portakalım yine sosta. Biberin içinde. Evet. Hamur tam ortasına tutmamış gibi. Aslında yani. Bence kaldıkça şefim çünkü tam çıkarttı. Durdu mu? Evet, çok güzel döndü. Ölçüsüz yaptım, çok şaşırdım. İnşallah beğenirsiniz. Hamurum bu arada kekikli. Kekikli bir hamur yaptım. Teşekkürler. Seni iddialı görmek güzel Mustafa. Sağ olun şefim.
Hangisini deniyoruz? İkisini birden deneyemem. Bunu deneyin şefim. Bu neydi? Biftek yapmak istedim de. Aslında oldu da biraz daha kızarması lazımdı onun. O yüzden... Evet. Bu mu? Evet şefim. Son kararım mı? Evet şefim. Nedir? Yemeğin adı? Fırında takoz bonfile yaptım şefim. Nohut şefim var, sos var. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, hepinize teşekkür ediyoruz. Herkes tabakları bitirdi. Biz de tadımını yaptık. Şimdi bizim karar verme zamanımız arkadaşlar. Her şey çok dengeli oldu ya her şey. Yemin ederim bu sefer almazsam zaten hiçbir zaman alamam ya. Yufkada bile portakal kabuğu var biliyor musun? Öyle güzel oldu yani. İnşallah seçilirsin kanka. Evet arkadaşlar. Kaptanlık oyununu 14 kişi oynadığımız için... Biz genelde arkadaşları bölüşüyoruz ve beğenimize göre 0, 1 veya 2 kişi çağırıyoruz. Bugün MasterChef'te bir ilk oluyor. Her birimizin 2 tane beğendiği aday var. O yüzden toplam 6 aday birden çağıracağız. Ben onları açıklamak istiyorum. Ama ondan önce de şöyle bir şey demek istiyorum. Lütfen bizi biraz daha iyi dinleyin. İsim vermeyeceğim ama bu yarışmada sizden yaratıcılık istedik. Standarda kaçarsanız standart olarak burada kalırsınız. Bir yere gidemezsiniz. Yaratıcılık istenen oyunlarda ve kaptanlık oyunlarında biraz daha risk alıp kendinizi zorlamanızı istiyoruz. Evet. Birinci kişi... Yekaterina. Ve ikinci kişi olarak... Faruk Batuhan. Benim ilk beğendiğim isim. Yasin. Ya hadi ben ya. Vallahi çok üzüleceğim artık ya. Diğer isim ise... Ekin. Ben almalıyım ya. Dua etsene.
Evet, ben beğendiğim isimleri söylemek istiyorum. İlk çağırmak istediğim arkadaşımız... Suna. İkinci davet etmek istediğim arkadaşım da... Kıvanç, hoş geldin. Ben Kıvanç'ın tabağını merak ediyorum. Getir bakalım, ne yaptın? Şimdi Mustafa bize kızar, beni niye seçmediniz diye açıklayayım da ondan sonra... yine diskalifiye olmasın çocuk acarlığıyla. Mustafa, istiyorsan seninkini açıklayayım. Üstündeki lezzetler çok iyiydi ama pilavda hiçbir yani... Çok basit teknikle yapılmıştı. Daha yaratıcı bir şey keşke onun içine kullansaydın. O zaman onu da seçerdik. Sağ olun, şaka. O zaman biz deneyelim. O pandispanyen... Şeyini ben kendim şey yaptım yani. Tamamen pirinç değil ki bunun. İçinde un yok mu bunun? Un yok, sadece pirinç. Pirinç unuyla yaptım. Yani hmm. Kekin içinde un var ama içindeki sos içinde... Tamam, ben diyorum ki kek undan yapılmış. Tabii, tabii, tabii. Tavuk ve eti mi birleştirdin Faruk? Evet şef, eti dolgu olarak kullandım. Tavuğu ana ürün. Keminden ayırıp sardım işte, chicken balantin gibi. Karamelize soğanı da portakalla karamelize ettim. Evet, diğer yemekleri de ben anlatayım. Kere ekinin böyle bir beef wellington kafasında gidip hamurla et işlemesi şu kadar kısa bir zamanda bana ilginç geldi. Diğer ürünler neydi? İçinde humus var. Önce humusa buladım. Evet, öyle hamurla kapladım. Önce humus, sonra yufka ve daha sonra et. Üçlü bir kombinasyonu bir arada kullanabilmek bence iyi bir düşünce ve yaratıcılık. Alt sosunda bağlamayla alakalı sorunların olsa dahi teknik anlamda güzel bir tabak. Yasin'de ise bakmanızı istediğim şey kaç farklı ürün? Beş. Bu kullandığın bütün beş tane beş farklı tane ürünü kesilmeden... Ve dengeli bir şekilde, bence risk alarak, şöyle risk alarak, evet bu işte görsel çok önemli ama bunu bir böyle bir çorba kıvamında da sunabilmek bence değerli. Burada şey, hamuru sen mi yaptı? Ben yaptım, ben açtım. Hamuru kendisi açmış. Ben açtım. Hadi görelim o zaman. Yaparken biraz portakal kabuğu da rendeledim hamurun içine şefim. Daha önce hiç portakalla yemek içinde kullandın mı Yasin? Bir defa daha kullanmıştım. Bir defa mı? Biftek yapmıştım. Biftek. Portakal sosu. Ellerine sağlık. Afiyet olsun şef. İkinizin de eline sağlık. Afiyet olsun şef, sağ ol. Suna biraz Ekin gibi o da beef wellington tarzı bir şey yaptı. Kekikli bir hamur. Altında da enteresan bir sosu var. Portakal ve tarçın. Kıvanç'a gelince de altındaki sos çok ilginç. Ve etle birlikte çikolata ve portakal kullanması beni etkiledi. Çikolatanın içinde ne kullandı? Tereyağı, portakal kabuğu rendesi, süt. Elinize sağlık arkadaşlar. Çikolata sadece eritilmiş. Portakal var ben içinde. Ben de içinde bir şey bulamadım da onun için sordum. Yok, portakal yani var bayağı. Bir portakal var. Asitik olarak versin diye koydum. Elleriniz sağlık. Çok teşekkür ederim. Evet, şimdi biz kararımızı verelim. Daha sonra kararımızı açıklayacağız arkadaşlar. Hepinizin eline sağlık. Valla ben iki tane favori var. Yani
Etimde hiçbir marinasyon yememiş. Evet. Çikolata tadında bana bir şey gelmedi. Bilmiyorum hani içine koydum koymadım da. Ama sunada da çok enteresan teknik var. Ben bir kez daha ikisine de bir bakacağım olur mu? Bak evet arkadaşlar, karar zamanı. İlk olarak... Yekaterina, çok teşekkür ederim. Gerçekten lezzetli bir yemek pişirdi. Kullandığı teknikleri de çok başarılı. Ve kendine acayip bir risk aldı. O 30 dakika içinde hamur yapmak, pişirmek. Yani orada yani iş olabileceği çok şeyler var. Ama sen yine başarılı bir işi çıkarttı. Sadece bir şey var ve bunu unutma. Artık MasterChef'tasın. Böyle bir sunum olmaz. En azından sunumu lezzetli kadar güzel olması gerekiyor. Haklısınız. Tamam mı? Ama yine çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Çok lezzetli. Ciddi bir cesaret göstergesi bununla gelebilmek. Tebrikler. Dönebilirsiniz. Ben de... orijinal içeriği için... Kıvanç, sana teşekkür etmek istiyorum. Hoş geldin. Buraya seni tesadüfen seçmediğimiz bu tabakla kanıtladın aslında. Ama sunumuna biraz daha özen gerekiyor bence. Ya istediğim akışkanlığı yakalayamadım sadece. Evet, bir de etin tabii biz deneyene kadar da süre geçiyor ama etin biraz daha marinasyona girmesi lazımdı bence. Çok yani son anda yapılıp konulmuş. Özellikle o kadar ince bir ette biraz daha marinasyon görebilirdik. Fakat çikolata sosun bana o kadar derinlikli gelmedi. Fakat onun altına yaptığın nohut püresi hakikaten çok güzel olmuş. Zaten buraya gelmendeki en büyük sebeplerden biri de oydu. İyi bir başlangıç yaptın. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür etmek istediğim arkadaşımız. Yasin, sana teşekkür ederiz. İçindeki malzeme uyumu harikaydı ama şunu artık söylüyoruz. Biz MasterChef sunumları görmek isteriz. Ama lezzetinden dolayı seni es geçemedik. Sunum üzerine ciddi çalışman lazım. Her zaman lezzette MasterChef'i sıyıramazsın ama lezzette bizim atlamadığımız konulardan bir tanesi olduğun için buradasın. Sen de geç, ciddi anlamda sunumlara çalış, yoksa ilerlemen mümkün değil. Tamam. Portakal kabuğunun tadı nasıldı? Güzeldi. Çok yersin böyle dinlemezsen bizi. Ha bir de Katarina'ya söyleyeceğim. Yani biz tabaklarda böyle kağıt falan sevmeyiz. Tamam. Çok doğru. Yani sen alt sos kullandığın bir şeyde kağıt kullanamazsın. Hani öğren diye söylüyorum. Tamam, teşekkür ederim. Eğer bir şeye dip sos yaptıysan kağıtla veremezsin. Hoş geldin yaparım bir dahaki kez. Yani o kağıtları biz yemeyiz ama yediririz. Teşekkür ederim. Anladım. Diğer bir teşekkür etmek istediğimiz arkadaşımız da... Ekin. Şundan teşekkür ederim. Sos bizim değer verdiğimiz bir şey. Teknik bizim için önemli. Zaten teknikten buradasın, verdiğin emekten buradasın. Ama yapmış olduğun soslar kıvamında olmalı. Tamam mı? Anlaşıldı. Lezzet uyumun, işte o yufka üstündeki hamura yaptığın son dokunuşlar vesaire, pişirme şu bu on numara. Ama sos yemeğin bekçisidir. Anlaşıldı. Tamam mı? Bu bekçiyi alırsanız yemeği bekleyen biri kalmaz. Biz de seni beklemiyoruz, yerini alıyoruz. Kim bilir, belki kırmızı kapitan olarak seni göreceğiz Ekin. Abi olmasa kırmızı olsun. Bir dahakine. Ama şeye bozma yani, iyi. Tamam. Güzel bir sos, bunu sevdim. Sos yemeğin bekçisi. Bekçisidir. Faruk Batuhan ve Suna. MasterChef'te yaratıcılığa önem verdiğimiz
kaptanlık oyununda. Bu haftanın kaptanı. Ve kazananı. Sunay, ikinci kez sensin. Gerçekten duygulanıp ağlayacağım. İki gündür ağlıyorum şu anda. Faruk Batuhan, birisi bir gün bana deseydi ki MasterChef'te yaratıcılık isteyeceksiniz ve biri size eti tavuğa sarıp getirecek. Derdim ki büyük ihtimalle ben o adama kaptanlık vermem, ödül vermem, elerim. Çünkü ikisi birbirine genelde pek bildiğimiz ve yapılan bir teknik değil. Ama o kadar güzel bir uyum yakalamışsın ki bu senin tabağın bence risk almanın çok güzel örneklerinden biri. Alışılagelmiş bir şeyi yaptın ve hepimizin takdirini kazandın. Ama Sunan'ınkine gelince altına öyle bir sos yapmış ki değil mi şefim? Yani görüyorsunuz arkadaşlar işte birimizin bakmaması çok önemli değil. Burada herkes her şey yerini buluyor zaten. Yani bunu... Ondan hiç şüphemiz yok. Dolayısıyla hakikaten söylediği gibi Ekin'e de söyledik. Yani şimdi tekniği yapıyorsun ama tamamlamak ve her şeyiyle yapmak çok değerli. Hayal var, gerçek var ya. Yani. Abi. Evet. Ama gerçekten Faruk Batuhan bayıldı. Bravo. Ellerine sağlık. Suna. Teşekkür ederim. Şefim sizin son ikiden söyledikleriniz... kaptanlıkta ilk ikiye. Yani geçen hafta son ikide neredeyse eğlenmek üzereyken bu hafta kaptanlıkta neredeyse kaptanlığı almak üzereydim. O yüzden seni bir kez daha tebrik ediyoruz. Evet. Faruk Batuhan'ı alkışla yerine alalım. Evet Suna, ikinci kaptanlığın ikinci kez oluyorsun. Bir ilk hafta mıydı? İlk haftaydı. Alalım duygularını. Çok gurur verici bir şey. Ama son iki haftadır çok iyi performans gösterebildiğimi düşünmüyorum. Daha beklentim kendimden yüksek olduğu için bugün çok kafaya koymuştum. Yani geçen hafta da öyleydi ama sonuçta her zaman olmuyor. Bugün aslında çok bunu isteyerek yaptım. Belki geçen hafta da Danilo Şef'in de bana hani kendinin farkına var biraz daha hareketlen demesinde etkisi olabilir. Peki o zaman seni mavi önlüğünü giymek için içeri alıyoruz. Tamam. Biz de bir hazırlanalım. Tamam. Evet. Ve çok merak ettiğimiz takımlar seçilsin. Evet. Hayır, maç başlamadan önce bir tek bir küçük ricay var. Güzide. O tavuk batırarak lütfen çikolata içinde bir denesene. Mantık olarak tamamdı. No. Sen tadına bak. Ya ben buradan işte bakın yedim. Hatta döndüm Murat'a dedim ki ya baksana tadına niye şey yapıyorsun? Dur bak da bir şey söyleyeceğim. Sen o senin tuttuğun yerde ne var? Oo, Mehmet Şef ona bayılır. Kağıt var şefim. Oo, atlamışız onu. Vallahi kağıt var ya. Şef, oluyor. Sen geçen sene MasterChef seyretmedin herhalde. Ya seyrettim ne oldu? Kıyamam. Kıyamam Güzide. Anladım şefim, böyle mantık olarak şey maç önü yemeği ya, eller kirlenmesin. Bu alüminyum folyo da kanserojen var. Ama şefim altında normal fırın kağıdı var. Beni ilgilendirmez, tabağa temas ediyor. Ha, tabağa da mı? Ben yemeğe değmemesi gerektiğini düşündüğüm için asla bir daha kullanmam. Bunu gördüğümüz an atarız. Tamamdır şefim. Şanslısın, yedirmeye kalktığını da biliyorum. Evet arkadaşlar. Bravi. Tebrikler Suna. Teşekkürler şefim. Sizlerle de az sonra yeni takımlarınızla görüşeceğiz. Bir kez daha maviyi giyiyor. Evet. Tebrikler.